Türkiye Ekonomi Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Her hafta yayınlamış olduğumuz Kripto Gündem programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine çok değerli konuklarımız var. İsterseniz önce konuklarımızı hatırlayalım. Fiyatlamalar ve haberlerle devam edelim. Evet, bugün aynı zamanda Ayşegül Şensoy, XYZ Teknoloji İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü de ilk bölümde stüdyo konuğum olacak. İş dünyasından önemli bir kadın burada olacak ve birazcık aslında bu işin teknolojik tarafını ve yatırımları ve hisse tarafını da ilgilendiren önemli bazı çalışmalar var dünyada. Tüm bunları konuşacağımızı hatırlatalım. Kripto paralarda yüzler gülüyor. ABD-İran gelişmesi özellikle kripto paralarda yukarı yönlü bir harekete sebep olmuş oldu. CNBC'de bir analiz vardı. ABD-İran gelişmesi ödül yarılamanın bu yıl olacak olması biliyorsunuz Mayıs ayında gerçekleşecek. Aynı zamanda Merkez Bankası politikalarının sorgulanabilir olması hepsi primlendirdi. Tüm bu sebepler, temel ve teknik hikayeler kripto paralarda şu anda neredeyse 9000 dolara kadar geldik ki bugün de 2,5 puanlık bir artış var. Hem Bitcoin'de hem TL bazında. Bitcoin'de 52.206 liradayız. Litecoin, Ethereum ve Ripple'da da çok önemli destek seviyeleri den dönüşü oldu ki Ripple 23 sentte, Ethereum 169 dolar 72 sentten alıcı beklediğini söyleyelim. Fiyatlamaları konuşacağız. Erkan Öz'e de soruyor olacağım. Özellikle bazı haber sitelerinde CNBC gibi yapılan haberlerde Bitcoin'in yıl sonunda 15 bin dolar gibi bir seviye olması bekleniyor. Yılın da en fazla kazandıran ürünleri olmayı başardı. Hemen haber turumuza başlayalım. İlk haber bizden, Anadolu'muzdan. Konya Belediyesi'nde kripto para atılımı gelmiş efendim. Ben de merak ediyorum. Kripto para atılımı ile ilgili şehir coin kuracaklarını duyurmuşlar. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeye ait bir kripto para projesi üzerine çalıştıklarını söylemişler ve Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye iştiraklerinden alım satımlara, sosyal yardım faaliyetlerinden vergi tahsil edilmesine kadar birçok alanda kullanılacak şehir coin projesi üzerine çalıştıklarını duyurdu. Facebook, Marcus, Bitcoin'i dijital altın olarak görüyorum açıklaması geldi. Bitcoin ve kripto para sektörü sosyal medya devi Facebook'un Libra'nın gelecek yıl piyasaya sürülmesine ilişkin planlarında olumsuz etkilenmişti. Bazıları tek şirketin merkezi bir alternatif çıkarmayı denemek yerine Twitter gibi Bitcoin'i benimsemesinin daha avantajlı olacağını belirtiyordu. Facebook'un kripto para projelerinden başındaki isim olan David Marcus, Bitcoin'i dijital altın olarak gördüğünü ve Bitcoin'in aşırı volatilitesi nedeniyle geri durmasına karşın tamamen farklı bir amaca hizmet ettiğinin altını çizdi ve bu New York Times'ın Dealbook konferansında geldi bu açıklamalar Marcus'un konuşmalarında. Venezuela petrol fiyatlarına sabitlenmiş resmi kripto para birimi olan Petrocoin için devlet tarafından işletilen petrol ve gaz şirketinin rezervlerindeki petrolü satacağını duyurdu. Ve son haber ABD'den. Amerika Birleşik Devletleri Meclisi küçük kripto işlemlerini vergiden muaf tutmayı tartıştığını açıkladı. Yasa peki neyi değiştiriyor? 2020 Sanal Vergi Adalet Yasası adı altında olan yasa tasarısı bireysel işlem olarak sınıflandırılan sanal para harcamalarını vergiden muaf tutmayı amaçlanıyor. Böylece kullanıcılar kullandıkları kripto paraların ABD dolarına karşı değer değişimini beyan etmek zorunda kalmayacak.
Kripto gündemle devam ediyoruz. Haftanın son işlem gündeyiz. Her cuma olduğu gibi birbirinden değerli alanında uzman konukları ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim efendim. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'na bir kez daha hoş geldiniz. Ayşegül Şensoy, XYZ Teknoloji İş Gelişimi ve Pazarlama Direktörü stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Yollarımız sizinle de kesişmiş oldu. Evet. İlk defa tanışıyoruz. Bu programda hep söylüyorum. Bu sistemin, ekosistemin gelişmesi, blockchain teknolojisinin gelişmesi anlamında öncü isimleri ağırlıyoruz. Ve son derece mutluyum. Yayın öncesi tanıştık. Gayet güzel aslında sohbetimiz vardı. Onu buraya da taşımak istiyorum izninizle. Biraz evet. İzleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Ayşegül Şensoy. XYZ Teknoloji isimli bir Türk blockchain girişim firmasının iş geliştirme pazarlama direktörüyüm. Teknokent bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle ben de size bu ekosisteme katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Birlikte büyüyor bu ekosistem diyelim. Şimdi XYZ Teknoloji olarak aslında iki bacaktaki bazı faaliyetleri bahsetmiştik. Bir tanesi bu son dönemde çok fazlasıyla duyduk. Bu sisteme hisse senetleri alım satımları entegre edilmesi, bazı tabii ki önemli hem aracılık hizmetlerinin ortadan kaldırılması hem de komisyon gibi çok yatırımcılara, kullanıcılara avantajlar sağlaması amaçlanıyor. Bir diğer taraftan da blockchain sistemi teknolojisi konuşulurken bazı çekinceler vardı, kara para gibi. Doğru. Aslında bu teknoloji içerisinde bu çekincelerin de yenilebileceğini göstermiş oldunuz. Önce ilk hizmetimizden bahsedelim. Tabii. Hisse senetleriyle ilgili kısmı. Evet. Nedir bu teknoloji? Biraz açalım mı? Bu şu, Türkiye'de aslında yasası çok yeni çıktı. Geleneksel finans sektöründe de bir hayli yüksek konuşulan bir konu. Paya dayalı kitlesel fonlama platform altyapısı yazdık biz. Bunu blockchain tabanlı yazdık. Blockchain tabanlı yazdığımız kısım özellikle regülasyonun olduğu yurt dışında İsviçre gibi pazarlara hedefleyerek yazıldı. Burada hisselerin blockchain tabanlı bir sistemle dijitalleştirilmesi, bu sayede uluslararası arenada çok daha rahat alınıp satılması hedefleniyor. Hı hı. Türkiye'deki regülasyonda blockchain'li kısmına izin vermemekle birlikte paya dayalı kitlesel fonlama platformunu biz uçtan uca bir çözüm olarak şu anda finans piyasasına sunuyoruz. Biraz daha somutlaştıralım. Tabii. Şimdi hep bize böyle ekonomi finans olunca belli bir takım merkezler var. Hong evet. Kong, Londra ve İsviçre gibi. Doğru. Muhtemelen bu işi İsviçre'ye entegrasyonu vardır ya da regülasyonu vardır. Evet. O bünyeden örnek verecek olursanız bir hisse senedinin bir başka ülkede diyelim ki İsviçre borsasında kote olan bir hisse senedinden bahsedelim. Ulaşımı ve alım satım nasıl yapılacak böyle? Şöyle yapılacak. 2020 senesinde hedeflenen İsviçre borsasının SIX'ten SDX'e geçmesi. Yani tamamen blockchain tabanlı bir altyapı ile dijitalleştirilmesi. Bu sayede blockchain'in sağladığı güven, üçüncü partilerin ortadan kalkması gibi olanaklarla İsviçre borsasında blockchain tabanlı dijitalleştirilen bir hisse yurt dışında herhangi bir başka vatandaş tarafından çok kolaylıkla alınabilecek uzaktan erişimle biz bunun teknik altyapısını yani hisselerin dijitalleştirme kısmındaki blockchain tabanlı çözümü sunuyoruz. Bu çözümlerimizden bir tanesi. Yurt dışında hedeflediğimiz yer burası. Ne gibi avantajlar sağlayacak kullanıcıya? Maliyet avantajı sağlıyor. Hmm. Hız avantajı sağlıyor. Tabii ki güven avantajı sağlıyor. Evet, çünkü en fazla hisse yatırımcısının istediği nokta, çok özür dilerim, maliyet değil mi? Evet. Bu komisyon, aracılık maliyetleri. Evet. Çünkü ben de Türk borsalarında, işte aracı kurumlarında çalışan, işte medyadan önce çalışan bir personel olarak diyeyim. Yatırımcı böyle arar, ne kadar komisyonunuz, işte al satı ne kadar kesiyorsunuz? Tabii. En fazla sorduğu noktalardan bir tanesi bu. Neden bu kripto, daha doğrusu blockchain teknolojisi maliyet avantajı sağlıyor? Bunu çok fazlasıyla duyuyoruz. Bankalarda özellikle Swift işlemleri de diğer noktalarda. Yani bu teknoloji nasıl bir teknoloji ki maliyet avantajı sağlar sizce? Aslında blockchain teknolojisi bir yeni kayıt sistemi gibi yorumlayabiliriz. Yani verinin burada defalarca söylenmiştir ama bizim yorumladığımız kısmı verinin dağıtık depolanmasıyla onay mekanizmasında tek bir merkeze gidip gelmesine gerek kalmadan dağıtık bir şekilde depolanan ve birçok insanın aynı anda onay vermesiyle bu hızı çok hızlandıran, işte maliyetleri düşüren bir teknoloji. Burada işte hedeflenen şey üçüncü partilerin, aracıların ve o merkezi sistemin yarattığı yavaşlığın ortadan kaldırılması. Şimdi bu böyle anlatınca direkt tabii ki bu işin mizanseli, hani belki de gerçekte uygulanır bilir, hiç bilmiyoruz. Bizde bir ara şey çok konuşulmuştu, sebze fiyatları çok çıktı ya Ayşegül'e. Evet. Takip ettiniz mi gıda firasyonu? Aracılık, komisyonculuk masrafları. Doğru. Belki hani böyle bu sektörleri de uygulayabilirseniz, tabii. O aracı ve komisyoncu kaldırabilirsiniz. Belki çok daha
bu sebze meyveyi de ucuza yiyebiliriz. Vallahi neden olmasın? Biz işin tamamen teknik altyapı tarafını kuruyoruz. Bu birçok sektöre uygulanabilir. Şu anda çalıştığımız lojistik sektöründe böyle bir use case var. Lojistik sektöründe gene bu işlemlerin, tonlarca evrak gerektiren işlemlerin blockchain tabanında çok hızlanması, süratli bir hale gelmesi ve güvenli bir hale gelmesi mümkün. Her şey evrak. Yani bu hisse senedi işlemlerinde de biliyoruz. İşte ordinolar, hisse senedi fişleri vesaire. Bunda aslında siz bu maliyetleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Yani personel maliyeti belki olabilir bu. Tabii. Alım satım maliyetleri de olabilir. Önemli. Tabii. Güzel gidiyor o taraf. Türkiye'ye de bu regülasyonun umuyoruz. Çok uzun olmayan bir zamanda gelmesini bekliyoruz. Hı-hı. Türkiye'de uygulanma şekli hisse bazlı kitlesel fonlamanın sizin bir fikriniz ya da projeniz varsa bu platform aracılığıyla bu fikriniz ya da projenizin yüzdelik bir kısmını halka arz edebiliyorsunuz dijital olarak. Halk da buradan gelip inandığı projeye çok küçük oranlarda ortak olabiliyor. Şimdi bu iş fikri ne zaman gelişti? İş fikri Türkiye'de henüz tebliğ taslağı yokken biz platformun altyapısını geliştirmeye başladık. Biz yurt dışını hedefleyip bu platformun altyapısını geliştirdikten sonra Türkiye'de tebliğ taslağı çıktı ve yönümüzü Türkiye'ye çevirdik. Platformu Türkiye regülasyonlarına tam uyumlu hale getirdik. Hı hı. Burada hali hazırda blockchain devreden çıksa da şu anda finans kurumları için çok uygun bir çözüm oldu. Hatta regülasyona tam uyumlu bir çözüm diyebilirim. Evet, şimdi siz bu işin ne zaman girdiniz? Yani neden bu anlamda bir girişimci olmak istediniz? Bundan önce ne iş yapardınız Ayşegül Hanım? Ben bundan önce profesyonel çalışıyordum. Kurumsal firmalarda, uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilikler, ülke direktörlükleri yaptım. Sonra blockchain teknolojisiyle tanıştım. Kurucularımızdan biri Boğaziçi Üniversitesi Blockchain Lab'in kurucusu. Diğer kurucu ortağımız da geleneksel finans sektöründen geliyor. Blockchain teknolojisi aslında harmanlanmış oldu değil mi kesinlikle? Evet. Blockchain teknolojisinin geleneksel finans başta olmak üzere birçok alanda hangi problemleri çözdüğünü görünce ben tamamen yönümü buraya çevirdim ve hikayeye burada devam etmek istedim. Şimdi aslında bu anlamda çok ciddi bir potansiyel var. Şimdi Türkiye'de tabii ki biz bu kripto gündem programını yaptığımızda bu kripto gündem programı sadece işte ekranda izleyeceğimiz görüyor. Bitcoin fiyatlarını analiz etmek için yapmadık. Ekosisteme, finansal sisteme, sermaye piyasalarımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunu çok fazla size tartıştık. O zaman siz bu anlamda nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Anladığım kadarıyla globalde bir potansiyel var. Bunun üzerine gidiyorsunuz. Bu taraftaki regülasyon vesaire ya da hukuki kurallardan dolayı buraya çok fazla odaklanamadınız. Türkiye'nin potansiyeli var mı ve bu anlamda regülasyonlar anlamında ne gibi adımlar atılıyor sizce? Türkiye'de regülatif taraf dışarıdan gözüktüğü kadar ilgisiz değil, son derece ilgili ve içeride bir şeyler yapılmaya çalışılıyor olarak yorumluyoruz biz. Hala gidecek yolu olsa da Türkiye'deki bu kripto borsalarının bu kadar hızlı büyümesi, bu potansiyelin olması yurt dışındaki birçok kripto borsasında iştahını kabartıyor, buraya getirtiyor. Biz de buradan hareketle aslında bu işin güvenlik tarafına bir bakalım dedik. Güvenlik tarafında bu işin regülasyonu var mıdır, olmalı mıdır? Regülatif taraf bu tarafa nasıl bakıyor? Dediğiniz gibi piyasa büyüdükçe regülasyon da buna göre şekillenecek diye görüyoruz. Osman, siz bir miktar daha güvenlik sorununa çözüm bulmayı mı amaçlıyorsunuz? Yani çözüm dediğimiz şey, çünkü sürekli olarak aslında Türkiye'de çok zor duyduğumuz kelimelerden bir tanesi çözüm. Hep sorun konuşuyoruz. Hani soruna karşı bir çözüm konuşmayı çok fazlası yeni yeni belki öğreniyoruz. Siz hangi soruna çözüm bulmaya amaçlıyorsunuz? Tabii. Bizim firmamın odaklandığı ikinci alanda kripto para borsalarında kara para aklamayı önleyici bir yazılım üzerinde, hı hı, çalışıyoruz. Şimdi kripto para borsalarında kara para aklama çok üzerine konuşulan bir konu değil. Bunun sebebi aslında buradaki okur yazarlığın biraz zayıf olması olarak görüyoruz biz. çok affedersiniz. Rica ederim. Kripto para borsaları dediğim gibi giderek büyüyor. Büyüdüğü yerde de buralardaki regülasyonların gelmesi gerekiyor. Sadece geçen sene 4 milyar dolarlık bir kara para aklama aktivitesinin olduğu tespit edildi. Bu da tespit edilen tutar. Dünyada toplam. Ne üzerinden bu kara para aklama tutarı tespit edildi? Çalınan coinlerden bahsediyoruz. Hayır, bu sadece bu sistem üzerinden. Milyar dolar çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. Ve bunlar en büyük nedeni nedir Ayşegül Hanım? En büyük nedeni burada regülasyon olmaması. Regülasyon olmadığı için buradaki kripto para borsalarının inisiyatifine kalıyor. Burada
buradaki illegal aktiviteleri bildirmek ya da önlemek. Hı hı. Regülasyon olduğu yerde bunlar tabii bir şekle şemale sokulup bir düzen haline gelecektir. Buradaki hikaye şu, siz cebinizdeki bir kağıt paranın üzerindeki parmak izini takip edemezsiniz. O para size daha önce nereden gelmiş bilemezsiniz. Yani yüzlerce el değiştiriyor, belki de binlerce. Ama bir kripto parada sizin aslında teknik olarak bunun geçmişini izlemeniz mümkün. Zaten blockchain teknolojisinin şeffaflığı bunu sağlıyor. Gerekli teknik dokümanları bir araya koyar ve geleneksel kara para aklamayı önleyici faaliyetlerle de bunu birleştirirseniz ortada aslında regülatif tarafa sunabileceğiniz, aynı zamanda güvenli bir şekilde işlem yapmaya çalışan borsalara sunabileceğiniz bir çözüm ortaya aslında çıkıyor. Aslında şöyle bir nokta var. Örneğin bir kişi para çaldığı zaman, diyelim ki fiziki, işte basada duran bir parayı çaldı. Bunu o kadar çok klasik ya da demode diyebileceğimiz yöntemlerle belki hani yapılıyor ki işte kamera kaydına bakılıyor. Evet. Ulaşılmazsa o parayı bir şekilde bekletebiliyor. Elden çıkarması çok kolay. Çünkü sadece üzerinde bir seri numarası var. Hani kimse de dedektif gadget gibi o parmak izini oradan oraya bu kadar çok kriminal bir araştırma da gerektirmiyor. Aslında bu kripto paralar, bu kripto teknolojisi özür dilerim ya da işte blockchain teknolojisi diye daha doğru bir terimle. Bu anlamda evet, burada da sonuçta hırsızlık yapılabilir. Ama bu hırsızlığın kontrolü ve ulaşılması da daha kolay olabiliyor. Belki daha modern yöntemlerle, çok modern hırsızlıklar ve modern yöntemlerle bu kara para aklamayı herhalde çözümünü bulmaya amaçlıyoruz. Aynen öyle. O yüzden biz kendimizi biraz daha RegTech, yani regülatif teknolojiler üreten bir firma olarak tanımlıyoruz. Biz burada dediğiniz gibi aslında teknolojinin nimetlerinden faydalanarak güncel hırsızlıkların, güncel illegal aktivitelerin mühendislik know-how'umuzla önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi bu aslında sizin birazdan da Erkan Öz hazır olacak olduğu zaman onunla da biraz Bitcoin fiyatlarını konuşacağım. Çünkü an itibariyle 8.839 dolar seviyesinde 9.000 dolara kadar gidiyoruz ama ben hatta hazırmış Erkan Bey. Hazırsa ona gidelim mi Ayşegül Hanım? Çok bekletmeyelim Erkan Bey'i. Erkan Öz Info Danışmanlık CEO'su telefon hattımız olacak. Erkan Bey hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi biz Ayşegül Hanım'la birlikte, Ayşegül Şensoy'la birlikte bu işin birazcık aslında hem ekosistem hem de teknolojik tarafını konuşuyoruz. Son dönemde de Bitcoin fiyatları da yeni yıla aslında oldukça önemli atılımlarla başladı. Geçtiğimiz yılın sonlarında biraz tokat yedi tabiri caizse kripto paralar. Ama bu evet. İran gelişmesi, tekrardan yeni yıla dair birçok belirsizlik, aynı zamanda ödül yarılamayı konuşuyoruz Mayıs ayında. Birçok faktör var. Sanki yukarı itmişe benziyor. Dijital anlamda bir güven varlıktan sanırım bahsediyoruz. Ons altında korelasyonda da ciddi bir artış var. Temel hikayemize sanırım bir miktarda jeopolitik riskler artık daha fazla etkili ekleyebiliriz. Ne dersiniz? Aynen Murat Bey. Tabii fiyat hareketini şu anda ana olarak bu ödül yarılanması beklentisi sürüklüyor. Fakat dediğiniz gibi hem jeopolitik tarafta hem de ekonomik tarafta belirsizlikler sürüyor. Herkes şunu fark ediyor ki ya borsalarda bir böyle yukarı gidiş var özellikle Amerikan borsasında ama yani bunu açıklayamıyoruz. Yani mesela Apple hissesine bakıyoruz, kendini ikiye katlamış ama Apple'ın satışlarına bakıyoruz. En önemli ürünü iPhone'un satışlarında gerileme var. İşte Çin piyasasında bu ticaret savaşından dolayı darbe yemiş vesaire ama fiyat borsada ikiye katlıyor. Veya Tesla'ya bakıyoruz. Otomobil üretimi yıllık 300 bin civarında, yıllık satış adedi 11 milyonu bulan Volkswagen ile Tesla'nın neredeyse piyasa değerleri eşit duruma gelmiş durumda, eşit duruma gelecek. Tesla 15 yıllık bir şirket ve bir kez bile kâr etmemiş. Şimdi yatırımcılar da bakıyorlar, tamam güzel bu borsalar gidiyor ama bunun şeyi ne, yakıtı ne diye baktığımızda aslında birebir korelasyon görüyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın Bitcoin'in tam tersi olarak sıfır maliyetle, hiçbir şeye dayanmadan, adeta bilgisayar tuşlarına basarak bastığı paraların ekonomide kredi yaratamaması ve borsaya akmasıyla bu yükselişler oluyor ve akıllı insanlar, özellikle kurumsal yatırımcılar bakıyorlar ve bu işte bir terslik var diyorlar ve yavaş yavaş işte doların tersi olan varlıklara, yani dolar gibi sıfır maliyetle değil bir maliyetle üretilen parasal değerlere, işte gümüşe, altına, Bitcoin'e vesaire, hatta paladyuma mesela akıyorlar ve
Burada biz bu hareketin muhtemelen güçlenerek, tabii Bitcoin üzerinde konuşacak olursak, Bitcoin çok volatil bir varlık. Güçlendikçe sert düzeltmeler yapma ihtimali de var. Ama benim gördüğüm bu dolar alternatifi varlıklar klasik piyasalara olan güven sarsıldıkça, ki jeopolitik risk dediğimiz şey de bu aslında. Yani jeopolitik risk olduğu zaman ne oluyor? Klasik piyasalara güven azalmış oluyor. Orada yine altın ve Bitcoin'e işte saldırı oluyor. Bu özellikle sistemik olaraktan burada bir problem var. Bu sınırsız para basılmasında bir problem var algısı yerleştiği sürece önümüzdeki yıllarda 2020'de, 2021'de sadece Bitcoin'de de değil altında ve gümüşte de muhtemelen biz yukarı hareketler göreceğiz diye düşünüyorum ben. Erkan Bey, o zaman bu şirket değerlerinde Tesla örneğini verdiniz. Evet, yani ben de Tesla'nın birçok bakıldığında ürün lansmanlarını görüyoruz ama gerçek anlamda hayatımıza giren ürünleri aklı benim de soru işareti var değil mi? Birçok projeden bahsediyoruz. İşte uzay eşi olacak, bu olacak, şöyle araç olacak. Evet, Mars'a araba işte Mars'a tutacakları bir şey için uzaya araba fırlatmalar falan filan. Ama hep haber olarak kalıyor şu anda. En azından değil mi? Somut olarak görmedik. Mesela Tesla hissesinde ve çok ciddi bir artış gördük ki Apple'la da kıyaslanıyor. Şimdi bu anladığım kadarıyla Amerikan endekslerinde bir rekor var ama şirketlerin market cap'lerine, değerlerine baktığımız zaman da bir şişme var. Ama bu ne kadar gerçekçi değil mi? Reel sektöre büyümenin reel sektöre yansımaması gibi birçok şey de konuşuluyor. O zaman bir köpük varsa, bir şişme varsa, bir balondan bahsediyorsak .com gibi bir krize gider mi bu nokta sizce? İşte bu gidip gitmeyeceği, hı hı, ya da ne şekilde bir bunun sonlanacağı Merkez Bankası'nın, bu Amerikan Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalara bağlı. Bu merkez bankaları içerisinde meydana gelecek politik çekişmelere bağlı. Bu şöyle de olabilir. Çok uzun süre bu yanlış yatırımlar devam edip ekonomiler yavaş yavaş da, gelişmiş ekonomilerden bahsediyorum, böyle kendi içlerine de çökebilirler. Japonya'nın işte son 20 senedir falan 30 senedir yaşadığı gibi. Yani Japon borsası 1980'lerde zannediyorum çok yüksek değerlere çıkmıştı. 30 yıldır o değerleri bir daha göremedi. Yani 20-30 yıldır o değerleri bir daha göremedi. Ya öyle olacak ya da politik çekişmelerden dolayı bu piyasalara sürekli basılan bu sınırsız paranın bir sonu gelecek ve sonu geldiği zaman da bu piyasalarda bir böyle 2008 tarzı veya 2000 tarzı bir ani çöküş olarak da yansıyabilir. Erkan Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli analizler, bilgiler için diyelim. Info danışmanlık CEO'su Erkan Öz'le konuşmuş olduk. Kendisine de keyifli bir hafta sonu diliyorum. Ayşegül Şensoy'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. AML, yani aslında biz bu kara payı önleme yazılımından bahsediyoruz. Evet. Bu ürün çok önemli çünkü 4 milyar doların üzerinde bir kara para aklama noktasına bazı rakamlara ulaştınız. Aslında bu antivirüs programı gibi. Bunu bozanlara karşı bir sistem. Doğru. Kimlerle işbirliği yapıyorsunuz ve dünyada benzer çözümler var mıdır Ayşegül Hanım? Tabii. Biz bu anti-money laundering ürününü geliştirirken tabii öncelikle bu problemi gördük ve bunu çözmeye çalıştık. Sonra dünyada önce regülasyonun olduğu pazarları hedefledik. Bahreyn küçük bir ülke olmasına rağmen blockchain friendly, yani blockchain'i seven ve bu konuda ciddi yatırımları olan bir ülke. Şu anda Bahreyn Merkez Bankası ile çalışıyoruz. Bahreyn Merkez Bankası ile Orta Doğu'daki, daha doğrusu Orta Doğu dedim affedersiniz, GCC bölgesindeki regülasyonu olan tek bölge. Burada regülatif kripto para borsaları var. Biz Bahreyn Merkez Bankası ile birlikte bu GCC bölgesindeki kripto para borsaları için bu ürünü birlikte geliştiriyor olacağız. Evet, şimdi aslında programımızın bitmesine çok az bir süre kaldı. Şimdi 2,5 dakika gibi süre kaldı. Dünyada bununla ilgili benzer çözümler var mıdır? Bu Bahreyn Merkez Bankası'yla elde ettiğiniz çözüm, daha doğrusu o işbirliğiniz, partnerlığınız, ortaklığınız diyelim, önümüzdeki dönemde Türkiye'de olur mu? Yani Türkiye'de bu anlamda atılacak adımlar var herhalde ama hani bu tarafı nasıl görüyorsunuz?
Dünyada benzer çözümler Amerika ve İngiltere menşeli. Hı hı. Aşağı yukarı 3-4 tane ürün var ama onlar regülatif bakış açısını çok içermeden daha çok exchange'lere çözüm geliştirerek üretilmiş şeyler olduğu için pazarın ihtiyacını tam karşılamıyor. Bu anlamda 3-4 tane benzer çözüm var diyebilirim. Tam olarak birebir aynı olmasa da. Çözüm nasıl olacak peki? Mesela çözümü bulduğunuz zaman bunun sonuç hukuki tarafı nasıl gelişiyor? Burada aksiyonu alan biz değiliz. Biz gerekli altyapıyı sağlıyoruz. Burada aksiyon tarafı tabii ki buradaki kanun koyuculara veriliyor. Biz burada bir risk skorlaması yapıyoruz. Sizin yaptığınız bir transaction'ın risk skorlamasını vererek bunu regülatif tarafa ya da borsaya raporlayabiliyoruz. Ülkelerden böyle talepler geliyor değil mi? Evet. Özellikle bu blockchain teknolojisini kullanan ya da kripto paralara bir miktar daha açık olan ülkelerden sanırım böyle arayışlar var mıdır Ayşegül Hanım? Tabii, regülasyon olsun olmasın bu işi daha güvenli bir tarafta yapmaya çalışan, uzun vadeli ve sürdürülür bir halde yapmaya çalışan her taraf mutlaka bu ürünleri kullanmak istiyor. Evet, şimdi aslında bakıldığında enteresan çözüm önerileri var. Bu çözüm önerisiyle ilgili şu anda Bahreyn Merkez Bankası'na ilerlediğinizi söylemiştiniz. Bir dakika gibi süremiz de kaldı. Burada ne aşamadayız? Onu bir kez daha açalım mı? Yani işbirliği hayata geçti mi? Yoksa bu anlamda biraz daha flört durumu var mı? Yok. İşbirliği hayata geçti. Çalışmalarımıza başladık. Aşağı yukarı bir 6 aylık süreçte de bunu Bahreyn Merkez Bankası onaylı bir ürün olarak biz GCC bölgesine lanse etmeyi planlıyoruz. Ayşegül Hanım çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için, programımıza katılımınız için. XYZ Teknoloji İş Gelişme Pazarlama Direktörü Ayşegül Şensoy hanımefendi ile birlikte olduk bu bölümde. Şimdi ikinci bölüme hemen pası atıyor olacağım. Reklamlarımızı izleyeceğiz. Kim gelecek? Bora Erdamar, Doktor Bora Erdamar, Blockchain Center direktörüyle birlikte olacağız. Buyursunlar reklamlar, sonrasında Bora hocamız burada. BTC Türk'te kripto gündem devam edecek. Siyasetten diplomasiye, finansal gelişmelerden enerji piyasasındaki hamlelere. Ben Burcu Çetinkaya. Ben de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'teyim. Hafta içi her gün küresel bakışta dünyanın gündemini konuklarımızla değerlendireceğiz. Burcu Çetinkaya ile Küresel Bakış hafta içi her gün EkoTürk'te. Cuma BİM'de çeşit çeşit gezer kışlık terlik sadece 9 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Her sabah uçarcasına geleceksiniz ofise. Tüm kapılar açılacak önünüzde. Çağı yakalayacak, geçmek için çalışacaksınız. Doğanız gereği durmadan çalışacaksınız. Çalışmaya devam ettikçe tazeleneceksiniz. Keyif iş ortağınız olacak, çalışmaya doyamayacaksınız. Ayrıcalık dolu dünyasıyla Türkiye'nin en büyük ofis kompleksi Vadi İstanbul.
bu hayat işinize gelecek. Bu cuma BİM'de çeşit çeşit gezer kışlık terlik sadece 9 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. BTC Türk'te kripto gündem devam ediyor. Evet, ikinci bölümde devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz doktor öğretim üyesi Bora Erdamar, Blockchain Center direktörü ile birlikteyiz. Bora hocamız bir kez daha Kripto Gündem programımıza teşrif ettiler diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Sağ olun, çok teşekkürler. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takip ediyorum. Şimdi bu Harry Potter gibi serisi vardı biliyorsunuz. İşte sürekli olarak Harry Potter'ın yeni bölümleri vardı. Şimdi bu blockchain teknolojisi de Harry Potter serisine benzedi. Blockchain 1, blockchain 2, blockchain 3 aslında hepsi hayatımızda bazı şeyleri değiştiriyor. Şimdi blockchain 1'de benim sizden öğrendiğim birazcık paralar için kullanılıyordu. 2'de akıllı kontratlardı. Bir de blockchain 3 gibi bir teknolojiden bahsediyoruz. Biraz hocam ondan bahsedelim. Ondan bahsettikten sonra sizin biraz blockchain'iniz, İstanbul'u, center'ı biraz daha tanıtmak istiyorum. Çünkü orada da enteresan bir tarihteyiz. Bugün için çok önemli bir gün. Biraz hem ondan atıfta bulunuz, bir de işbirliğiniz var, müjdelerimiz var. Buyurun hocam. Tabii, çok teşekkürler. Şöyle diyelim, hani blockchain teknolojisi 2008'de Bitcoin'le hayatımıza girdi ve biz o Bitcoin teknolojisine şu anda blockchain teknolojisinin aslında bir çeşit hesap cüzdanı olarak işlev gördüğü teknoloji diyoruz. Ne demek? Bu bankalar bize hesap cüzdanlarını veriyor. Biz oraya varlıklarımızı yazıyoruz, para transferlerini yazıyoruz. Bitcoin blockchain ile 2008'de çıkan Bitcoin blockchain ile biz aslında merkeziyetsiz bir hesap defteri tutuyoruz. Doğru. Herkes ne kadar varlığı var, ne kadar birbirine transfer etmiş, bunun kaydını merkeziyetsiz olarak tutuyor. Ama bu sadece bir cüzdan özelliğiymiş gibi anlatıyorsunuz bana. Sadece bir para var, o paranın tutulmasıymış gibi bu teknolojide. Şöyle, İlk çıkış amacı buydu. Bitcoin'in de zaten makalesinin de adı aslında kişiler arasında bayağı nakit transfer protokolü olarak çıkmıştı. Bitcoin'in içerisinde de bir çeşit akıllı kontrat yapısı vardı ama ön plana çıkan kısmı daha çok bu hesap cüzdanı dağıtık defter teknolojisi kısmıydı. 2015 yılında ne oldu? 2015 yılında Ethereum'la beraber biz bu akıllı kontrat fonksiyonunu blockchain teknolojisinin çok daha etkili bir şekilde kullanabilmeye başladık. Bu Ethereum'da hocam açalım, herkes bu altcoin'i olan Ethereum zannediyor. Şöyle, Ethereum bir platform aslında. Platform. Ethereum'u biz bu anlamda blockchain 2.0 olarak değerlendirebiliriz. Neydi fikir? Vitalik Buterin tarafından ortaya konan fikir şuydu. Bakın dediler, biz 2008'de böyle dağıtık bir defter kullanıyoruz. Aslında dağıtık bir defter teknolojimiz var. Merkeziyetsiz bir kayıt sistemimiz var. Biz bu merkeziyetsiz kayıt sisteminde neden sadece para transferinin kaydını tutalım ki? Burada biz pek çok değerli varlığın aslında kaydını tutabiliriz, bunların transferini yapabiliriz, bunları akıllı kontratlara bağlayarak ticaretin ve pek çok diğer sistemin daha iyi işlemesini, daha verimli işlemesini sağlayabiliriz dedi. Ve esas biz merkeziyetsizlik kavramıyla 2015'te daha da etkin bir şekilde tanıştık. En azından bunu daha iyi kullanabilmeye başladık. Sonra ne oldu? Ethereum'la beraber aslında bir takım hem ümitler arttı hem de bir takım sıkıntıları da gördük. Nedir? Mesela ölçeklenebilirlik problemini gördük. Bu ne demek? Ne kadar elimizde merkeziyetsiz bir kayıt sistemi olursa olsun bunun yaygınlaştırılması konusunda bir takım teknik aslında sıkıntılar var. Bir de zaten bir DAO ile ilgili bir o sırada bir problem ortaya çıkmıştı. Bu da biraz kullanıcıları etkiledi. Şimdi aslında Ethereum da kendi evrimini geçiriyor. Şu anda da Ethereum 2.0 aslında gündemde. Yani böyle alt başlıklar, alt güncellemeler geliyor. Bununla beraber herkesin şu anda ortak bir derdi var. Biz bu teknolojiyi çok konuşuyoruz. Biz tamam kripto paraları çok konuştuk, finans sektörünün nasıl dönüşeceğini konuştuk, teknolojinin finans sektöründen ibaret olmayabileceğini, diğer her sektörü değiştirebileceğini, dönüştürebileceğini gördük, kullanım alanları çıkarmaya çalıştık. Ama hayata geçmiş pratik proje o henüz yok. İşte onun olmamasının bir takım teknik sebepleri de var. Bir takım farklı regülasyonlarla ilgili bir meselesi de var. Ama bir arayış var. Biz o arayışa aslında blockchain 3.0 arayışı diyoruz. Aslında bu arayışlar da hocam sözünüzü balla kesiyorum. Bu sistemin, ekosistemin büyümesi demek hem kripto paraların hacimlerini de artıracak. Belki çünkü onlar da bu çıkan ürünlerle
bir Bitcoin ödeme noktasından çıkıp aslında ekosistemi de hem finans sağlayan hem de bunu bir alım-satım aracı olarak çok daha derinleşmesini de sağlayacak. Çünkü biz dolarla, Türk lirasıyla ya da başka para birimiyle ekmek alabiliyoruz, ev alabiliyoruz, hisse senedi alabiliyoruz. Hepsi aslında bu kendi şu andaki mevcut ekosistemin yaratmış olduğu noktadaki ürünlere ulaşmamızı sağlayan argümanlar. Dolayısıyla da hani bu ekosistemin gelişmesi ve bu teknolojinin gelişmesi oldukça önemli sanırım. Ana yakıtı. Hı-hı. Yani blockchain teknolojisini biz bu dijital varlıklar olmadan herhangi bir şekilde sürdürmemiz mümkün değil. Sürdürmemiz mümkün değil. Ya bu 2008'deki Bitcoin protokolünde de mesela işte önümüzdeki günlerde bu gelecek yarılanma ödülü vesaire gibi konuları bu kadar konuşmamızın sebebi aslında bu sistem kendi kendine döndürmeye devam edebilecek mi? Bunun için ne gibi yeni yapılar lazım? Bunun için ne gibi motivasyonlar lazım? Bütün herkesin ilgi alanı bunun üzerine. Bir çeşit biz bu kripto paralar üzerinden aslında blockchain teknolojisinin değerini ölçüyoruz. Bütün sistemin değerini ölçüyoruz. Tabii bu güven algısı üzerinden biraz manipüle de edilebiliyor. Belki bu nedenle de bu kadar volatil, bu kadar değişken fiyatlar görüyoruz. Ama belli ki bu teknolojiye sahiden ihtiyaç var. Yeter ki biz bu teknolojinin bu ihtiyacımızı karşıladığını daha pratik uygulamalarla görelim. Bu nedenle bu teknoloji evrimleşiyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre, özel sektörün beklentilerine göre şu anda aslında ciddi sayıda farklı protokol, ciddi sayıda kripto para birimi var. Bunların hepsi aslında bu arayışın doğal sonucudur. Şimdi sizin Ava'yla ve Blockchain Center'ın bir işbirliği var hocam. Bu işbirliğinden birazcık bahsedelim mi? Tabii memnuniyetle. Şimdi merkezimiz kurulalı yaklaşık 1,5 sene oldu. YÖK onaylı 1,5 senedir bir blockchain teknolojileri araştırma merkeziyiz. Bir üniversite bünyesinde olan. Bu anlamda bizim 1,5 senedir süren çalışmalarımız sonucunda hem merkezimizde çalışan ekibin ürettiği hem Türkiye'de pek çok temasta bulunduğumuz kurumların projelerini görüyoruz. Bununla beraber Bahçeşehir Üniversitesi'nde yine aynı şekilde Türkiye'de ilk ve tek YÖK onaylı finansal teknolojiler yüksek lisans programımız var. Hı hı. Buranın da yaklaşık 1,5 senedir öğrencileri pek çok projeler üretmeye başladı. Hatta şu anda pek çok... işte sizin merkezle ilgili de görüntüler var. Çağını da gördüm orada. Ona da selam ve sevgilerimizi iletelim. Selam. Bu YÖK onaylı bir araştırma merkezi hocam. Evet. İşte hocalarımız var. Çünkü ben de bayağı sizin dünyaya artık böyle aşina olmuşum. Ona Alp'i gördüm. Orada. Siz oradasınız. Bu 1,5 sene oldu bu hikayeniz başladı. Evet. Mezun verdiniz mi buradan? Mezunlarımız bir dönem sonra çıkmak Hı-hı. üzere finansal teknolojiler yüksek lisans programından. Merkezimiz o da 1,5 senedir. Beraber kuruldular aslında birbirini destekleyecek yapıda. Evet. Merkezimizde de projelerimizin gelişmesi için aslında bu AVA platformuyla bir işbirliğimiz var. Bundan birazcık bahsedelim. Bu arada tabii Emin Gün bir Hoca'yı... Ona baktım, çok güzel bir çekim yapmışsınız. Emin'e sağlık diyelim. Neler yapıyorsunuz hocam? Tabii. Şöyle, şimdi bütün bu teknoloji ilerlerken buna akademiden de en büyük desteği sunan hocalarımızdan birisi Emin Günsürer Hoca, Cornell Üniversitesi. Bize de gelmişti. Hocamıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Bir kez daha inşallah Türkiye'ye gelirse... Emin hocamızı ağırlamaktan keyif duyarız. Memnuniyetle Şubat ayı sonunda olabilir. İnşallah zaten burada tekrar misafir etmek mümkün olur diyelim. Şöyle, şimdi Emin hocanın hem uzunca zamandan süren bu konudaki akademik birikimiyle hem aynı zamanda sektörü de doğal olarak bütün bu süreç içerisindeki temaslarıyla onların dertlerini dinleyerek ve blockchain teknolojisinin bu dertlere nerelerde çözüm bulabileceğini, nerelerde eksik kalabileceğini öngörerek geliştirmiş olduğu bir platform. Hı hı. Az önce girişte bahsettiğimiz blockchain 1.0, blockchain 2.0 ayrımı yapmıştık. İşte blockchain 3.0 adaylarından birisidir aslında AVA platformu. Neden böyledir? Çünkü bu ölçeklenebilirlik probleminden bahsettik, performans probleminden bahsettik, işlem onaylanma meselesinden aslında tekrar bahsedebiliriz. Genel şemsiye bir problem olarak bu teknolojinin günlük hayatımızda yaygınlaşması için AVA bir vaatte bulunuyor. Hı hı. Ve bu teknolojide bizim tam bu noktada az önce bahsettiğim Blockchain Center bünyesinde, Finansal Teknolojiler Yüksek Lisans Programımız bünyesinde, bir de tabii İstanbul Blockchain Okulumuz var. Birazdan daha ayrıntılı bahsederiz. Oradaki şu anda uzman mezunlarımızla hep beraber pek çok proje kataloğumuz, pek çok proje portföyümüz oluşturulmuş vaziyette bu projeleri hayata geçirmek için AVA platformunu kullanmayı planlıyoruz. AVA platformu da bu şekilde
Türkiye'den başlayarak çok daha hızlı bir şekilde dünyada yaygınlaşacaktır diye umuyoruz. Bu işbirliğimiz aslında bunun ilanıdır. Ava platformu kendi o teknolojisini, hani blockchain 3.0 teknolojisini diyelim hocam. Hani yanlışsam lütfen düzeltin. Çünkü bu teknolojiye uygun projeleri kendilerinin nasıl işlediğini görmesini sağlayacak. Çünkü kendi bir teknoloji geliştiriyorlar. Bu teknoloji geliştirmesi için de bazı projelere ihtiyacı var, değil mi? Sonuçta siz de bu projelendirdiğiniz birçok noktayı o teknoloji üzerinde deneme fırsatı buluyorsunuz. Aslında bir yerde de kazan kazan oluyor. Aynen öyle. Şu anda Ava testnet'te şu anda. Hı-hı. Test aşamasında diyelim. Yakında mainnet'e, yani ana kullanıma açılacak. İşte biz bu ana kullanım aşamasından itibaren, daha öncesinden itibaren öncelikle kendi projelerimizi test ederek hem Ava platformunun geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hem biz de bu arada kendi eksiklerimizi daha da gideriyoruz. Biz de öğreniyoruz. Hı-hı. Ve bu işbirliğinden biz aslında ana amacımız neydi bu merkezi kurarken de? Türkiye'nin dünyada bu teknolojiyle birlikte anılan, bu teknoloji ürünlerini dünyaya ihraç edebilen bir ülke olması için, blockchain teknolojisinde Türkiye'nin öncü olması için aslında güç birliği yaparak güçlerimizi arttırıyoruz. Neler bu teknolojide hocam olacak peki sizin tarafınızdan geliştirilen projelerde? Şimdi, ne gibi projelerden bahsediyoruz? Şöyle, ilk projemiz bizim merkezimizin projesi olarak bir aslında döküman sistemiydi. Yani neydi bu? Certifies projesiyle beraber. Çağ'ın bahsettiği aslında değil evet, mi hocam? Evet, evet. Çağ'ın zaten oradaki direkt ana geliştirici olarak yer aldığı, bizzat bütün backend konusunda çok büyük katkı sunduğu projedir. Certifies projesi bizim sertifikalarımızın kaybolan bütün belge problemlerini çözebilecek, sahte belge problemini çözebilecek bir şekilde blockchain'e aktarılarak bu belgelerin güvenliğinin ve güvenli paylaşımının sağlanmasını amaçlayan bir projedir Certifies projesi. Bununla beraber bizim hali hazırda geçmiş 1,5 sene içerisinde destek verdiğimiz yüksek lisans öğrencimiz olan Sayın Mustafa Atağan vardır mesela Takas Bank'ta. Takas Bank'ın Biga projesi şu anda dünyaya lansmanı yapılmış vaziyette. Üzerinde konuşuluyor. O proje ne hocam? O proje şu aslında. Altının EFT protokolünün blockchain'e aktarılması ve bu anlamda aslında kamu tarafından yapılmış ilk pilot ana projelerden bir tanesidir Biga projesi. Şimdi Biga projesinin de bu anlamda daha da iyi bir platforma desteklenmesi açısından çalışmalarımız sürmekte. Bununla beraber kamuda şu an pek çok farklı alanda, yine özel sektörde pek çok kurumun blockchain projeleri yapmakta olduğunu görüyoruz. Bütün arayışlar, bütün bu projelerin daha düzgün konsensus mekanizmalarıyla, daha düzgün mimarilerle herkesin hayatına dokunacak şekilde yaygınlaşması için işte bu Ava platformu ile bizim işbirliğimizde bunun hem çok daha kolay hayata geçmesi hem bu projelerin danışmanlığını yapabilmek üzere yaptığımız bir işbirliğidir. Evet. Şimdi blockchain İstanbul. Blockchainist ya da blockchainist hocam, bunu her söylediğimde zorlanıyorum ama oradaki espri ve mizansiyeti de anlıyorum ama söylerken zorlanıyorum, kusura bakmayın. Blockchainist Center'ın 2020 planlarından biraz bahsedelim mi? Nedir planlarınız? Tabii. Şimdi 1,5 sene içerisinde biz öncelikle bu teknolojinin sadece finanstan ibaret olmadığını, finans tabii ki bu teknolojinin en çok dönüştüreceği alandır ve ilk dönüştürmeye başladığı alandır. Ama sadece bir finans konusu, bir para konusu olmadığını vurgulayarak başladık. Bu potansiyeli anlamamız, bu teknolojinin internet kadar dönüşümsel bir teknoloji olduğunu fark etmemiz için en önemli aşamaydı. Bunun artık fark edildiğini düşünüyoruz. Bütün kamu kurumlarınca da özel sektör içinde bunun finansla eş olmadığı, finanstan öte pek çok uygulamasının olabileceği artık büyük ölçüde biliniyor. Ve bununla beraber şimdi bu merak dolayısıyla bir teknolojik meraka dönüşmüş vaziyette. Bu ne demek? Teknolojinin derinlemesine öğrenilmesi lazım. Bunun için ne lazım? Düzgün bir eğitim programı lazım. Yaklaşık bir senedir Türkiye'de pek çok eğitim programları oldu ama ne yazık ki hani eğitmenlere bakıldığında çoğunun mesela bir doktora derecesi olmayabiliyor ya da bir üniversite tarafından desteklenmemiş olabiliyor. Burada Türkiye'de diğer üniversitelerde de bunun başladığını büyük bir sevinçle gözlüyoruz. Bunun artmasını diliyoruz. Burada yine Kadir Has Üniversitesi'nden İsmail Hakkı Polat hocamıza selam gönderebiliriz. Bilgi Üniversitesi'nden Cemil Çinasi Türün hocamıza selam gönderebiliriz. İşte bu akademisyenlerin çabalarıyla zaten bu iş daha da büyüyor ve daha da artacak. Şimdi burada ne lazımdı? Bir formal uzmanlık eğitimi lazımdı. Çünkü
istediğiniz proje fikrini düşünün. Bunu hayata geçirebilmek için bu işin mutfağında çalışabilecek, bu işe düzgün danışmanlık verebilecek, akademik formasyona doktora derecesiyle sahip olabilecek uzman ekiplere ihtiyaç var. Burada ne mutlu ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın fonladığı, Habitat Derneği ve Sermaye Piyasaları Birliği'nin yürütücüsü olduğu, Blockchain'in Center olarak bizim yüklenicisi olduğumuz bir İstanbul Blockchain Okulu projemiz var. Yaklaşık 3 grup mezun verdik. Şu anda 75 tane uzman adayımız programlarını bitirdiler. Çok yakında, bugün hatta başvuru için son günüdür, mentörlük ve elçilik eğitimimiz olacak. Burada biz Blockchain'in Center olarak Blockchain Okulu'nu Habitat Derneği ile beraber ve sermaye piyasaları ile birliğiyle beraber yaygınlaştırmak için bir mentorluk programı başlattık. 2020'deki en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi bu teknolojinin uzman kişilerle üniversitelere, şu an ne mutlu ki Türkiye'de pek çok üniversite kulüpleri var, bunların sayısı artıyor. Bu kulüplerle beraber işbirliği içerisinde bu teknolojinin yaygınlaştırılması, keza liselere bu işin düzgün anlatılması ve onlar sonuçta bu teknolojinin önümüzdeki insan kaynağını oluşturacaklar. Lise düzeyinde bile bu teknolojinin şimdiden anlaşılması, bunun programlama dillerinin düzgün öğretilmesi, düzgün eğitiminin verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Ama ana hedefimiz birinci aşama bu konuyu anlamaktı, potansiyelini fark etmekti. İkinci aşama eğitim programlarıydı. Bu yolda hızla ilerliyoruz. 2020'de faaliyetlerimiz devam edecek ve artık biz bu yetişen kadroyla beraber envanterimizde bulunan, portfolyomuzda bulunan projelerin hayata geçirilmesi için AVA platformu ile beraber aslında vites yükseltiyoruz. Aslında kendi kalifiye elemanlarınızı kendiniz yaratmış oluyorsunuz bir yerde. Birlikte diyelim. Burada tabii, gerçekten tabii. Ekosisteme müthiş bir teşekkür borçluyuz. Bu kadar bütün kurumlarca desteklenmesi, bu eğitim programlarına Türkiye'nin en güzide kurumlarından pek çok öğrenci olarak katılan kişiler vardı ve öğrenci derken bile aslında çekiniyorum çünkü hep beraber burada birbirimize destekleyerek bu teknolojiyi öğreniyoruz. Çünkü teknoloji her gün değişiyor. Evet. Alp Işık oradan mı bağlanıyordu hocam bize? Alp Işık merkezden bağlanıyordu. Çok havalı orası. O yüzden Alp'i bir aldık programa. Sonra baktık bayağı havalı ama o gün çok gündem yoğundu. Çok fazla vakit ayıramadım Paratoner programında. Sonra editörüm Gaye'den rica ettim. Gaye derim yani Alp çok iyi gözüküyordu. Bir daha alalım ertesi gün. Bayağı sentiriniz havalı ya yani uzay üstü gibi. Şimdi hocam İstanbul Blockchain Okulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir okuldan bahsediyoruz. Birazcık bunu da isterseniz açalım, hani konuşmak isterseniz. Tabii. Mentörlük eğitimlerinden bahsettiniz zaten. Dördüncü dönemi de Şubat ayında üçüncü dönem mezunlarınıza verdiniz. Özellikle bu size katılmak isteyen, ailenize katılmak isteyenler ne yapabilirler? Hangi siteye girebilirler? Yani size bir şekilde ulaşmaları lazım. Nasıl ulaşacaklar? Tabii. Habitat Derneği'nin altında İstanbul Blockchain Okulu'nun web sitesi var. Bununla beraber bizim Twitter hesaplarımızdan, hem Blockchain Center'ın Twitter hesabından, hem Habitat Derneği'nin Twitter hesabından, hem İstanbul Blockchain Okulu'nun kendi Twitter hesabından kayıt duyurularına ve linkine ulaşabilirler. Şunun altını çizmek istiyorum. Bütün bu eğitimler ücretsizdir İstanbul Kalkınma Ajansı sayesinde. Harika. Dolayısıyla burada sadece kişilerin kendi kriterlerine uygun programa kayıt yaptırmalarında büyük önem var. Ne demek istiyorum? Mentörlük ve elçilik programımız var. Bugün kaydının son günüdür. Mentörlük ve elçilik programı 5 günlük bir eğitim programı olacak. Dolayısıyla esas amaç o mentörlük ve elçilik programında blockchain teknolojisinin potansiyelini, blockchain teknolojisinin ne olduğunu en azından temel düzeyde bulundukları kurumlarda, gittikleri üniversitelerde, tam gittikleri liselerde. Ben bu eğitime niye dahil olmadım? Vallahi, elçi olabilirim mesela bu alanda. Bence zaten Fahri elçi. Siz bu programla zaten blockchain teknolojisinin Türkiye'deki en büyük de elçilerindensiniz zaten. Çok sağ olun. Ama bunu isterim. Gençlerimiz ya da işte bu işe girmek isteyen herkes diyelim, bir yaş skalası var mı hocam? Mentörlük ve elçilik eğitimi için bir yaş skalası yok. Lakin bu kişilerin olabildiğince hani üniversitelere ve liselere gidip oralarda seminerler verebilecek, yapacağımız hackathonlarda bulunabilecek, workshoplara katılabilecek esneklikte bir çalışma Anladım. Programlarının olması. Esnek çalışma saatlerine uygun, varyalı sisteme ayak uydurabilecek, seyahat engeli olmayan da olması gerekiyor hocam. Aynen öyle. Yani bu aslında bir bakıldığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde olduğu için ücretsiz bir eğitim efendim. Böyle değerli hocalarımızdan alabilirsiniz ve İstanbul Blockchain Okulu üzerinden de
mentor olabilirsiniz ya da kendi, aslında kendisini tanımak çok önemli kişinin, değil mi hocam? Biraz ona uygun bu eğitimlere başvurursa seviniriz. Kesinlikle sanırım. Kesinlikle şunu vurgulamak istiyordum. Bu bir eğitim türü, mentorluk eğitimi. Öteki eğitim türü, 3 grubunu tamamladığımız 25 kişilik sınıflarla götürdüğümüz 108 saatlik 4 hafta boyunca, 4,5 hafta boyunca artık ailelerimizden çok birbirimizi gördüğümüz bir eğitim programı var. Dolayısıyla bu işe bir ay içerisinde 108 saatini ayırabilecek kişileri, bu konuda sahiden uzman olmak isteyen, bu eğitimle kalmayıp, biz orada çünkü tabiri caizse balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu eğitimlerimizde, uzmanlık eğitimlerimizde amacımız buradaki gelen kişilerin bu teknolojinin kullanıldığı projelerde bizzat yer almaları. Evet. Buna bu şekilde zaman yatırımı, kariyer yatırımı yapabilecek herkesi uzmanlık eğitimimize bekliyoruz. O da 11 Şubat'ta başlayacak. Bu bir sosyal etkinlik değil. Burada beyin fırtınası yapılıyor, iş geliştiriliyor. Dolayısıyla çok da vakit geçiriyorsunuz. Muhtemelen Alp'i birçok işten daha fazla görüyorsunuzdur ya da tüm ekibinizi diyelim. Şimdi hocam şunu sormak isterim izninizle. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer. Son dönemde birçok şey görüyoruz, haber duyuyoruz. Merkez bankaları, işte ülkelerin dijital paraları yatırımı vesaire vesaire. Türkiye'de ve dünyada merkezi kurumların blockchain teknolojisi son faaliyet ve projeleri nedir? Biraz da bunların böyle fiyatlamaları etkisini sormak istiyorum. Tabii size Bitcoin kaç olur diye sormayacağım ama Bitcoin'e bu kurumların sonuçta bakış açısı bir şekilde temel hikaye ve fiyatlamaları da oyun aklını artırır. Ne demek, ne eklemek istersiniz buraya? Şöyle diyelim. Şimdi bir kelimenin altını vurgulamak lazım. Blockchain teknolojisi merkeziyetsiz bir teknolojidir. Ne demek merkeziyetsiz bir teknoloji? Merkezi kurumlara tehdit anlamında mı? Hayır, değil. Lakin bu teknolojinin bir yürütücü kuruluşu yok. Burada insanlar ve kurumlar bir araya gelip kendi anlaşma, mutabakat protokolleri üzerinde anlaşıp bu protokolü anayasa olarak kabul edip bunun üzerinden her türlü değerli varlık takasını yapıyorlar. Bunun üzerinden ticaretlerini gerçekleştiriyorlar. İşte diğer alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu tabii farklı bir şey, farklı bir olgu. Hiç bizim bugüne kadar alışmış olduğumuz tamamen merkez bankaları üzerinden gelişmekte olan ve düzenlenmekte olan finans piyasaların gibi bir olgu değil. Bu başka bir şey. Bununla beraber ne oldu? Öncelikle teknoloji de belki çok net anlaşılmadığı için merkezi kurumlardan önce bir reaksiyon geldi. Önce bir tepki geldi. Bu teknoloji bir dakika biraz fazla düzensiz, hatta biraz fazla kaotik. Bu tüketicileri de, bunun kullanıcılarına da zarar verebilir. Dolayısıyla mesafeli duralım. Sonra anlaşıldı ki bu teknoloji aslında böyle finansı sadece bozmak için ya da yeniden düzenlemek için çıkmamış. Bu teknoloji internet gibi kurumların da daha verimli çalışabileceği şekilde onları dönüştürebilecek bir şey vaat ediyor. İlk bölümde gördük hocam. Hisse senedi alım satımlı kolaylaşmak ve aracı bir miktar ortadan kaldırmak üzere oluyor. Hem yatırımcının komisyon maliyetini düşürüyor hem de çok daha hızlı bir işlem, transaction'a imza atmış oluyor. Bunu önce anlatmak zor, değil mi? Aynen. Anlattıktan sonra aslında avantaj olduğunu görüyor kurumlar ve şirketler. Lakin ne mutlu ki şu an Türkiye'de aslında biz blockchain teknolojisinin artık kalkınma planlarına, yıllık planlarına, vizyon planlarına resmi şekilde girdiği bir gündemde yaşıyoruz, bir periyotta yaşıyoruz. Bu çok önemli. Bu tabii neyi getiriyor beraberinde? O zaman bu teknolojiye ilgi daha da bir güvenle devam ediyor. Dolayısıyla insanlar biliyor ki biz bu teknolojiyle ilgili bir proje geliştirirsek bu merkezi kurumlar tarafından desteklenebilir. Burada şunun altını çizmekte fayda var yalnız. Merkezi kurumların tanım gereği bütün yapacakları projeler büyük ölçüde merkezi olacaktır. Dolayısıyla onlar aslında biraz daha dijital ekonomi modelleri üzerine konuşuyorlar. Şu anda mesela yeni haber, işte Çin'in zaten Merkez Bankası destekli dijital parası gündemdeydi. Şimdi iki gün önce Amerika'da da benzer bir projenin konuşulmaya başladığını biliyoruz. Keza Avustralya'da bunlar yapılıyor. Siz programınızın girişinizde Venezuela'dan bahsettiniz. Dolayısıyla merkez bankalarının dijital para projeleri var. Bunlar direkt bizim kripto para dediğimiz merkeziyetsiz sistemler olmasa bile bunlar aslında bu iki sistemin, yani merkezi ve merkeziyetsiz sistemlerin bir arada nasıl var olabileceklerinin tasavvuruna hizmet ediyor. Dolayısıyla hepsi çok değerli projeler. Evet hocam, aslında süremizin sonuna gelmiş olduk. 30 saniye gibi süren var. Ödül yarılama da var bu yıl. Yani hepsini aslında takip ediyor olacağız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bir cümleyle hocam, süremizi aşmamak kaydıyla. Tabii. Yani ben herkesi burada
konuyu derinlemesine araştırmaya ve anlamaya davet ediyorum. Yani sadece spekülasyonlarla, sadece kulaktan dolma bilgilerle hareket etmelerini değil, okusunlar, araştırsınlar, önce zaman yatırımı yapsınlar. Blockchain teknolojisine zaman yatırımı yapılırsa blockchain teknolojisi onlara maddi yatırım olarak geri dönecektir zaten. Hocam yine çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tüm ekibinize de selam ve sevgilerimizi iletelim ve Kutürk TV ailesi olarak. Doktor öğretim üyesi Bora Erdamar, Bahçeşehir Üniversitesi'nden kendine Blockchain'in Center Direktörü ile birlikte konuşmuş olduk. Şimdi Küresel Bakış programına gidiyor olacağız. Sevgili Burcu Çetinkaya, bu hafta çok fazla gelişme oldu. Bunların finans piyasalarının etkisi ve küresel gelişmeleri tabii ki efendim konuşacağız. Haftaya Cuma yine aynı saatte kripto gündem severler ekran başına diyelim. Burada olacağız. Türkiye'nin ekonomi televizyonunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.